Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, usulle ilgili söz aldım ve süresi içinde konuşmamı tamamlayacağım. Önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Bu meclisin usulünde hepimizin bildiği gibi bu mecliste yapılan konuşmalara bir yanıt verilecekse bu kürsüden yanıt verilmesi esastır. Bu meclisin usulüdür. Bu kürsüden yanıt vermeyip bu kürsüden konuşana sonra başka mecralar üzerinden yanıt vermek milletvekilliği ile ilgili bilinçteki bir eksikliği işaret eder. Neden söylediğimi herhalde hepiniz anlamışsınızdır bütün bunları. Dün ben bu meclis kürsüsünden bir konuşma yaptım. Ve meclis kürsüsünden yaptığım konuşmada Ercan'da yaşanan gerek can güvenliğiyle, gerek uçuş güvenliğiyle, gerek bu ülkenin hukuk güvenliğiyle ilgili sıkıntıları aktardım. Sadece bir cümleyle değineceğim o konuşmaya, çünkü mesele o konuşma değil. Nitekim bugün Halkın Sesi gazetesinde bu alanda örgütlü olan Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası'nın açıklamasında şöyle diyor: havalimanının teknik yetersizliğinden kaynaklı son 5 ayda 2 defa tehlike atlatmalarına rağmen bundan ders çıkarılmadığını söylemiş Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası'nın başkanı. 2 defa tehlike atlatılmasına rağmen bundan ders çıkarılmadığını söylemiş. Sadece bunu söylüyorum. Neden söylüyorum? Konuşmanın güncelliği ve acilliğini vurgulamak için söylüyorum. Bir tane havalimanımız var. Orada görevli insanlar 2 defa o havalimanında tehlike atlatıldığını söylüyorlar. Ve ders çıkarılmadı dediklerine göre tekrardan bir tehlikeyle karşı karşıya olabileceğimizi vurguluyorlar. Bu da konuşmanın neden güncel olduğunu bir kez daha bize gösteriyor. Ben bu konuşmayı yaptım. Tüzükle ilgili maddelerden bahsettim, sözleşmeyle ilgili maddelerden bahsettim ve orada yaşanan sıkıntıdan da bahsettim. Beklenir ki Ulaştırma Bakanlığı koltuğunda oturan zat-ı muhterem kürsüye çıksın ve bu söylediklerinde yanlış varsa, hata varsa bütün bunları mecliste paylaşsın. Meclisin görevi bu. Kendisi şunu tercih etti ama: ben bunları söylediğim zaman, sen bunları zaten bilmem ne zamanda söylediydin, şov yapmak için oradasın ve şovmensin diyerek, bana şovmen diyerek salonu bağıra çağıra terk etti. Ben de bunun üzerine aynen sözümü tekrar ediyorum ve o sözün arkasındayım. Kendisinin terbiyesizlik yaptığını söylemek için terbiyesiz dedim. Ve onun çıkmasının arkasından da Ulusal Birlik Partisi'ne değil, hükümet sıralarına dedim ki bu terbiyesizleri burada tutan sizsiniz dedim. Beyefendi tekrardan girdi salona. Salona girmiş olmasına rağmen bu terbiyesiz ya da terbiyesizler kelimesinden eğer alındıysa, bu kürsüye çıkıp da yanıt vermeyi tercih etmedi. Benim konuşmamın, o uzun konuşmanın salt o kısmını kesti ve kendi partililerine veya bilmiyorum başka birilerine de bu kısmı dağıttı. Ve bunun üzerinden benim terbiyesizler derken Türkiye kökenli insanlarımızı ya da Türkiye'de doğmuş olan insanlarımızı ya da annesi babası Türkiye'de doğmuş olan insanlarımızı ima ettiğimi aslında söyledi. Sonra da döndü YDP camiasına terbiyesizler diyen Tufan Erhürman diye benim hakkımda aynı mecrada, sosyal medya mecrasında yayın yaptı.
Arkadaşlar dün yaptığı terbiyesizliğin 5 kat büyük bir terbiyesizliktir bu yaptığı şey. Ve terbiyesizliği geçin, bu memleket için son derece tehlikelidir. Kaçıncı defadır bu arkadaş uyarılıyor bu mecliste? Bu memlekette insanlar arasında ayrım yaparak, doğum yeri esası üzerinden ayrım yaparak, insanları bölerek, parçalayarak, kendine siyasi rant elde etme çabasından vazgeç. Bu ülkeye zarar veriyorsun. Bu ülkenin kültüründe böyle bir şey yok ve sen bunu siyasi maksatlarla üretiyorsun diye defalarca söylenmiş olmasına rağmen, kurultay maksatlarıyla mıdır? Kendisine seçimde bilmem ne avantajı sağlamak maksadıyla mıdır? Benim kullandığım terminolojiyi kullanarak kendi etrafında bir toplaşma sağlamaya çalışıyor. Arkadaşlar bu meclisin, bu Tufan Erman'ın sorunu değildir. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin sorunu değildir. Bu meclisin sorunudur. Bu mecliste Türkiye kökenli olan ya da annesi babası Türkiye kökenli olan kaç tane milletvekilimiz var? Ben bu milletvekillerinden herhangi birine durup dururken üstüne üstlük böyle bir şey söyledim mi? Bu milletvekillerinin kökeni üzerinden böyle bir şey söyledim mi? Söyler miyim? Yeniden Doğuş Partisi'nin başka bir milletvekiline böyle bir şey. Erhan Arıklı'ya bugüne kadar böyle bir şey söyledim mi? Ama ne zaman ki cevap vermesi gerekirken bu kürsüden şovmen movmen diye bağırarak ve üstüne üstlük bağıra çağıra meclisi terk ederek bir tavır ortaya koydu. Bu tavrın bir adı vardır. Bu tavrın adı terbiyesizliktir, edepsizliktir ama arkasından yaptığı şey bu kürsüye çıkma cesareti gösteremeyip da sosyal medya kanallarıyla yaptığı şey terbiyesizliğin, edepsizliğin ötesindedir. Adını koyuyorum. Bölücülüktür. Bu memlekette bölücülük yapmaktır. Bu memleketi parçalayarak, halkı parçalayarak bundan siyaseten nemalanmaya çalışmaktır. Kendisini şiddetle men ederim bundan. Yeniden Doğuş Partisi'ne oy veren insanlarımız da, onun dışında Türkiye kökenli annesi babası Türkiye'de doğmuş olan insanlarımız da, benim de partimin de bu konudaki duruşunu çok iyi bilir. Buna dair bir endişe taşıyor değilim. Ama bu memlekette bunun üstünden siyasi prim elde edilmesi konusuna dair ciddi endişe taşıyor. Bu memlekette insanlarımızın barış içinde bir arada yaşamasını torpilleyen, bombalayan bir bölücü tavır var ortada. Ve meclisin buna karşı tavır geliştirmesi gerekir. Ha bir de bana, yani geçtim, bu kadar dostum var yeniden Doğuş Partisi'ne oy verenlerin arasında, geçtim Türkiye kökenli bir sürü arkadaşım var, dostum var, partililerim var. Partimin içinde çok sayıda üyem var. Ve sen, benim bir tane kız kardeşim var hayatta, onun eşi de Türkiye'dir. La sen bana benim kız kardeşimin eşine terbiyesiz dediğini söyleyeceksin, terbiyesizce. Arkadaşlar bunu hiçbir şekilde içime sindirecek değilim. Herkese de söylüyorum. Çünkü ben sindirecek değilim, başka bir mesele. Partim sindirecek değil, başka bir mesele. Biz halk olarak bunu içimize sindiremek, buna müsaade edemek. Bu memleketin 40 türlü sorunu var. 41. sorun olarak bu memlekette bölücülüğe tahammül göstermek zorunda değilik biz burada. Onun için herkesi bu konuda teyakkuzda olmaya çağırırım. İlk defası değil. Ne zaman meclis kürsüsünden söylenenlere verecek cevabı olmazsa döner bunu böyle bir şeye tercüme ederek, sanki da Türkiye kökenli insanlarımızın tek temsilcisi var, o da kendidir. Ya Dursun Oğuz nedir? Dursun Oğuz bu halkın temsilcisi değil. Bu halkın temsilcisi olan her birimiz aynı zamanda Türkiye kökenli insanlarımızın da temsilcisi değilik. Da sana söylenen bir her lafı döneceğin de bütün herkese mal edecek, bana söyledilerse size de söylemişler. Yok, onlara söyledim, sana söyledim. Sana terbiyesizdir.
Çünkü yaptığın şey terbiyesizlikti. Ama bugün daha ağır bir şey söylüyorum sana. Terbiyesiz demekle yetinmiyorum. Sana bölücü diyorum. Bu memleketi bölüp parçalamaktan, insanları birbirine düşürmekten, bu memlekette çatışma yaratmaktan, siyaseten nemalanmayı umacak kadar alçalmışsın diyorum sana burada. Bu kadar net söylüyorum. Ve tekrar söylüyorum. Bu ne benim sorunumdur? Benim, insanların beni bilir. Türkiye kökenli insanların da bilir. Yeniden Doğuş Partisi'ne oy verenler de bilir. En ufak bir sıkıntım yoktur bununla ilgili. Partimin de yoktur. Ama tekrar ediyorum. Bu benim ya da partimin meselesi değil. Bu memlekette bakanlık koltuğunda oturan bir zat-ı muhteremin bunun üstünden siyaseten prim yapma çabasının bu ülkeye, çocuklarımıza, torunlarımıza vereceği zarar meselesidir. Biz çocuklarımızı, torunlarımızı kendilerinin doğdukları yerden, annelerinin, babalarının doğdukları yerden hareketle ayırmıyoruz birbirinden. Ne bu meclisin usulünde var, ne bu meclisin kültüründe var, ne de bu halkın kültüründe var, ne de bizlerin kültüründe var. Bu olmayan şeyi getirip de sırf siyaseten nemalanacağım kaygısıyla, aha bir de kurultay var bilmem nerede kullanayım, aha bir de seçim var, seçim zamanı gelince gene kullanayım. Arkadaşlar buna ne tahammül etmek zorundayız, tekrar söylüyorum ve bitiriyorum, ne de tahammül etme hakkımız var. Bu halkın temsilcileri olarak her birimiz nerede doğmuş olursa olsun yurttaşımız olan her insanımızı temsil ediyoruz. Kimse insanlarımızın bir bölümünün tek temsilcisi kendidir gibi kendini lanse etme hakkına sahip değildir. Bu haddi de değildir. Onun için buna karşı meclisin hep birlikte doğru bir duruş sergilemesi gerektiğini vurgulamak üzere bu sözü aldım. Teşekkür eder, saygılar sunarım. Bu mecliste Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bakan koltuğunda oturan bir şahıs benim konuşmam üzerine söz alacak burada da ben kendine diyeceğim. Madem bu konuya takıldıydın, ne çıkmadıydın bu kürsüye da bu kürsüden söyleyesin da sosyal medya üzerinden kendine göre manipülasyon yapmak için bir video oluşturdun. Bir video oluşturdun ve döndün bu videoyu paylaşarak benimle ilgili manipülasyon yapmaya kalktın. Aslında benimle ilgili de değil. Ben farkındayım benim enstrümantalize edildiğimin. Derdin ben olmadığımın farkına varacak kadar aklım ve zekam var. Derdin siyasi rant elde etme çabası olduğunu ve mal olmuş, o bir kelimeyi kullanmayacağım gibi, bunun üstüne lanıldığının farkına varacak kadar siyasi de vasat da bir zekan var. Ben burada yokken yalan, bak kelimeyi doğru kullanayım. Çünkü benim konuşmam sırasında kendisi buradan girdi, arkasını dönüp pencereye baktı. Dolayısıyla buradaydın. Buradaydın, cesaret gösterecektin, çıkacaktın bu kürsüye. Bu kürsüden konuşulanlara bu kürsüden cevap verecektin. Temcit pilavı gibi bilmem ne gibi dediğin şeyin az önce okudum, gene burada değildin ama dışarıdan duymuşumdur. Bu memlekette şu anda iki defa tehlike yaşadık, bir daha yaşayabiliriz denilen şey olduğunu bilecek kadar bulunduğum bakanlıkla ilgili malumata sahip olman beklenirdi. Ve bunun güncel bir mesele olduğunu, çünkü hala daha bizim 59 milyon euroyu takır takır ödemeye devam ettiğimizi, hala daha kurulan tahkim heyetiyle ilgili bir karar üretilmediğini, hala daha o sözleşmede ihtilaf konusu olarak saydığın şeylerin durduğunu ve bunların bu ülkeye çok pahalıya mal olacağını, hala daha senin o tüzükte 6 ay yetkilendirildiğin tüzükteki maddenin orada durmaya devam ettiğini, dolayısıyla hala daha devam ediyorsa bunların hepsinin güncel olduğunu anlayacak kadar o bakanlıkla ilgili bir gaylenin, bir derdinin olması gerekirdi. Şov yapmak, hala daha yalan söylemeye devam ediyorsun. Şov yapmak başka bir şeydir. Bir kişiye şovmen demek başka bir şeydir. Şovmen dediğin de kayıtlarda vardır. Çünkü şovmen o kişinin
doğrudan doğruya karakterine ilişkin olarak söylediğin bir şeydir. Bir kişinin şov yapması anlık bir şeydir. Şovmenlik başka bir şeydir. Ve bu terbiyesizliktir. Misliyle iade edeceğin de bir şey yoktur. Çünkü misliyle iade edebilmek için, edebilmen için benim sana hak etmediğin bir şey söylemiş olmam lazım. Sen bana şovmen dediğin zaman bunun Türkçedeki, madem o kadar meraklısın Türkçe'ye, çok iyi kullandığını da düşünmüyorum bu dili. Türkçedeki karşılığı da, sıfat karşılığı da terbiyesizliktir. Çünkü sen kürsüde konuşan ve bu memleketin dertlerini anlatan bir insana kaç defa daha anlatacaksın bunu? Üstüne üstlük dün de söyledim. Bu kadar da nezaketten yoksundur kendisi. Çünkü ben bu konuşmayı daha önce yapacaktım. Aha kendi buradadır. Kendi geldi ve bana dedi ki Tufan hocam rica edeyim senden. Bugün ben burada değilim. Bugün yapma bu konuşmayı. Bekle benim olduğum bir gün yap. Da cevap verebileyim. Bunu kendisi rica ettiği için ben de nezaketimden onun olmadığı gün yapmadığım konuşmayı dün yaptım. Ve onun olmadığı günü kendi ricası üzerinde o gün yapmadığım konuşmayı yaptığım gün bana bunları zaten söylediğin temcit pilavı gibi tekrar etmeyin. Ne demedin madem daha önce? Ne dedin? Bekle de geleyim de ben de cevap vereyim. Ben de beklediydim cevap veresin. Çünkü derdim sana buradan laf atmak değildi. Senin gibi değilim ben. Ben bekledim. Buradan konuşayım ve sen de buradan adabınca, usulünce bu meclisin kurallarına uygun olarak cevap veresin. Senin bana seslendiğin mecradan, sosyal medya mecrandan ben çok açık bir şekilde bu sözüm Türkiye kökenli insanlarımızla, YDP'ye oy veren insanlarımızla da ilgili değildir dedim. Ne onunla ilgilidir ne de bununla ilgilidir. Kiminle ilgilidir dedim. Her kim ki bu kürsüde konuşan insanlara bu hakaretleri yapar ve bağıra çağıra meclisi terk eder, onlarla ilgilidir sözüm diye senin bana hitap ettiğin mecradan ben sana zaten hitap ettim. Bunun ötesinde senin benden başka bir açıklama bekleme hakkın şöyle yok. Bugün de arkamdan konuştum demeye devam ediyorsun, yalan söylüyorsun. Arkamdan konuşmadım, ben burada konuşurdum. Sen de orada otururdun. Sen bana şovmen deyip kalktın bağıra çağıra salonu terk ettin. Tufan Hoca. Arkandan konuşmadım. Bu saatten sonra Tufan Hocası yok. Neyse. Benim derdim. Sayın Anamalı Partisi lideri. Senden. Ben dışarı çıktıktan sonra döndün UBP sıralarına dedin ki. Ne söylediğimi biliyorum. Dedin ki. Ben de söylediğimi biliyorum. Bunlar başımdan siz bela ettiniz dedin. Koltukta kalmak uğruna dedin. Kimsin, ben burada yoktum. Sen de utanmadan konuşuyorsun. Utanmadan daha konuşuyor. Kendi burada yokmuş. Ama ben konuşmama devam ederken. Konuşmamı bitirmeden önce bu salona gelip girdiğini bak al işte. Al işte. Sayın Arıklı lütfen. Al işte. Mikrofonda sesimi kısıyorlar. Kıymetli vekiller lütfen sakin olalım. Habire arkadan bana kapasitesiz diyor. Ulan kapasitemin kademesini versem sen bile kapasiteli olursun. Hiç hoş konuşmalar değil bunlar sayın vekiller lütfen. Kapasiteli olursun sen. Başkanın konuşuyor. Sus. Devam edin Sayın Erürman. Yani ben dün kime terbiyesiz dediydim? Mesela Hale daha şu anda ulan diye bağırarak arkaya konuşan her kim ise ona terbiyesiz dediydim. Mesela benim bilmem kapasitemin kademesini versem senin kapasiten bilmem ne olur diyen insana. Buna hakim olsaydı Tufan insana, Hoca bunlara en azından engel olurdu. Diyen insana terbiyesiz dedim. Benim kapasitemi ölçecek kapasitede adam yok burada. Tamam mı? Bana kapasitesi diyecek ya. Ha bak gene buraya sesleniyorum. Gene buraya sesleniyorum duyun. Sayın Arıklı. Bu arkadaşın kapasitesini ölçecek insan sizin aranızda da yok. Sizin aranızda burada. Değil bu grupta sayın yok. Burada, biz burada ağzından çıkanı, kulağın duyacak. Ağzından çıkanı kulağın duymazsa bu makamların ağırlığını kaldıramayacaksan, ağzından çıkanı kulağın duymayacaksa
bu makamların ağırlığını kaldıramayacaksan o makamlara oturmayacaksın. Çünkü kaldıramadığın zaman sadece buranın usullerini bilmem nelerini bozmuş olmuyorsun. Memleketin atmosferine zarar verecek ve bile isteye ha şimdiki gibi öfkelenerek oraya buraya ulan diyerek değil. Bile isteye siyasi rant elde etmek için bu memleketi ve bu halkı bölüp parçalamayı dahi göze alacak kadar eğer o ağırlığı taşıyamıyorsan hırsa sahip olur. Ve bu hırs zararlıdır. Bünyeye de zararlıdır. Ama toplumun bünyesine, halkın bünyesine daha fazla zararlıdır. Benim de bugün mecliste konuşmak istememin sebebi bir şeyden kendime dair ya da partime dair bir şeyden endişelenmiş olmak değil. Bu tekrarlanan halin bu memlekete, bu halka verdiği zarara dair duyduğum endişeyi paylaşıyorum mecliste. Burasıdır yeri. Hiç kimse ama hiç kimse bu mecliste toplumun filanca kesimini sadece ben temsil ederim. Geriye kalanların hiçbiri temsil etmez diyemez. Bu halkımızın içerisinde enteresan çok şey var. Bu halkın içerisinde şu anda bakanlık koltuğunda oturan bir zat-ı muhteremin dönüp de arkaya ulan ulan diye bağırmasını, senin benim kapasitemin KDV'sini sana versem senin kapasiten kaldırmaz denmesini ister Türkiye'de doğmuş olsun, ister annesi babası Türkiye, isterse Ukrayna'da doğmuş olsun. Bu tavra terbiyesizlik demeyecek olan bir kişi tanımıyorum. O nedenle ben Türkiye kökenli olan, burada doğmuş olsa da annesi babası orada doğmuş olan bilmem de ki bu ayrımlar da benim için hiçbir şey ifade etmez de kendisi oralara yönelik konuştuğu için bunları ifade ediyorum. Böyle yapan insanlara yönelik yek vücut olarak buna karşı sadece burası değil toplumun tamamının buna karşı mücadele etmesi gerektiğini söylüyorum. Bu halkın tekrar söyledim 40 bin tane sorunu var. 40 bin birinci olarak bu kadar büyük bir sorunu kaldırmak taşımak zorunda değil bu halk. Ha Sayın Erhan Arıklı'ya da naçizane kendisi kabul eder etmez tavsiyemdir. Halk adına tavsiyemdir. Yoksa siyaseten beni ilgilendirmez kendisinin kurultayında ne olacağı, partisinin ne oy alacağı. Herkes de bilir ki ben hiçbir partinin iç işlerine ilgili bugüne kadar konuşmadım. Bugün de konuşmayacağım. Ama kendisine naçizane tavsiyemdir. Bu hallerinden vazgeçsin. Bu hallerinin topluma zarar verdiğini fark etsin. Ve bu haller üzerinden bu halkın bölünmesinin, parçalanmasının, siyasi rant elde etme amacıyla bölünmesinin, parçalanmasının bu halka vereceği zararı fark etsin. Dirhem sorumluluk bilinci taşısın. Biz hep sorumluluk bilinci taşıdık. Bunu en iyi bilenlerden biri kendisidir. Kendisi ne zaman benden yardım istediyse, katkı istediyse, kendi bakanlığındaki çalışmalarla ilgili ne zaman yardım istediyse, katkı istediyse, bir defa ana muhalefet partisi başkanı olarak bir defa hayır dediysem dönsün söylesin. Kendisiyle ya da bana göre temsil ettiğini iddia edemeyeceği ama temsil ettiğini iddia ettiği kitleyle ilgili bir sorunu olan bir insan böyle bir tavır içine girmez. Kendisinin benimle olan temaslarında ne söylediğini yardım şeyden bakanlığından bahsediyorum. Diğer bakan arkadaşların da olduğu gibi. Herhangi bir kendisine yönelik özel bir tavrım ya da ayrımcılığım olduysa bunu bugüne kadar söylemeliydi. Bugün buyursun buradan söylesin. Hotri meydan. Açık söylüyorum. Ama bana bu kadar seneden sonra bu mecliste ben 10 senedir bu meclisteyim. Bir kişi duymadım bana şovmen desin. Bir kişi. Da sen bu kadar seneden sonra çıkacaksın bana şovmen diyeceksin. Ve ben buna cevap vermeyeceğim. Ya da cevap verdim diye sen bana dediysen herkese söylemişindir diye bunu tercüme edeceksin. Hem de buradan da söylemeyeceksin. Çıkacaksın bunu sosyal medya üstünden söyleyeceksin. Ve sosyal medya üzerinden meclis toplayacaksın.
Meclis burasıdır. Burada neden burasıdır? Çünkü bana ilişkin bir şey söylediğin zaman benim cevap verme hakkım var. Ben mecbur değilim sosyal medyada gecenin bilmem kaçında kim benim üzerimden beni kullanarak, beni enstrümantalize ederek siyasi rant elde etmeye çalışıyor. Onu takip edeyim de ona cevap yetiştireyim. Cesareti olan, özgüveni olan burada konuşur. Burada. Burada konuşur, herkes duyar. Ha ondan sonra burada konuştuğunla ilgili yayın yapacaksan da yap. Ama uyarıyorum, siyasi rant elde etme amacıyla bu tip konuları kaşımaktan vazgeç. Zerre sorumluluk bilinci taşı bu toplumun geleceğine dair. Sizin de çocuklarınız var, bizim de çocuklarımız var. Ve ailecek de olan ilişkimizi de biliyorsunuz. Ve bunun üzerinden siz bana, yani söylemeyeceğim hadi onu çünkü gizli bir şey değil ama siz biliyorsunuz ne demek istediğimi. Siz bana o benim çok sevdiğim arkadaşıma da terbiyesiz dediğimi söylüyorsunuz yani. Benim kız kardeşimin kocasına da terbiyesiz dediğimi söylüyorsunuz. Benim iki yeğenim o evlilikten doğdu. Onlar da Türkiye kökenli sayılıyor. Güney tarafında onlara da terbiyesiz dediğimi iddia ediyorsunuz. Siz beni bu kadar tanırsınız yani bu kadar senedir bunu öğrendiniz. Bunu öğrendiyseniz kapasiteniz var ya şu kadevesi var. Onun toplam matrahını toplayın. Biraz zorlanıyor o matrah orada. Çünkü bu kadar tanıyabildiniz. Ha yok aslında zekanızdan şüphe ediyor değilim. Ama zekanızı kötü yönde kullandığınızı, kurnazca kullandığınızı ve bu işleri siyasi rant elde etme amacıyla yaptığınızı bilecek kadar benim de zekam var. Ama bunun da bu topluma, bu halka verdiği zararı meclis olarak hep birlikte görüyoruz, görmek zorundayız. Ve bu zararın verilmemesi için bu topluma yek vücut olarak, sadece burada değil toplumun genelinde yek vücut olarak mücadele etmek zorundayız. Teşekkür eder, saygılar. Teşekkürler Sayın Erdoğan. Sayın Başkan, cevap vermeyeceğim. Yerinizden buyurun. Yerinizden zaten burada durayım da. Turhan Hoca ile yaptığımız tartışmada maalesef mikrofonda sesim kısılmış. Dün Tufan Hoca ile yaptığımız tartışmada benim verdiğim hiçbir cevap televizyonda yayınlanmadı. Tufan Hoca sadece konuşuyordu. Benim sesim kısılmış. Bunun için lütfen bu konuda teknik arkadaşları uyarın. Hiçbir milletvekilinin sesini kısma hakları yok. İki, Tufan Hoca'ya yaptığı bütün hakaretleri misliyle iade ettiğimi bir kez daha söylüyorum. Teşekkür ederim. Ben de hiçbir hakaret yapmadığımı söylediğim her şeyin her zamanki gibi gerekçeli olduğunu tekrar ediyorum. Ve çok severik ya bak halkımız bunu da duysun. Sevgili halkım, bu mağduriyete yatan siyasetçilere Allah aşkına dikkat edin. Her kim ki benim sesim bilmem nerede kesildiydi, kısıldıydı, bana şunu söyledilerdi, bana aslında bunu söyledilerdi, aslında size de söylemişlerdi diyorsa anlayın ki bir manipülasyon peşindedir. Yani hükümette sizsiniz. Bu yayın BRT üzerinden yapılıyor. Hani bir ara gene ben söylediğim ya buradan. Sabotaj kelimesini diline dolamıştı o arkadaş. Gene kendine burada bir sabotaj yapıldığını iddia edecek kadar mağduriyete yatma merakıyla konuşmaya devam ediyor. Bütün bu işaretler zaten ne için bunların yapıldığını herkesin anlamasına yeterlidir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim, saygılar.